Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bir çeklerden yavru toplayalım dedim. Zaten başladım arkadaşlar. 3 tane topladım aslında. Peki neden bunları erken topladım? Çünkü arkadaşlar annesi babası dalmaya başlamış artık. Anne babaların arkadaşlar sabrı taşmış. Özellikle havanın sıcak olduğu zamanlarda anne babaların sabrı daha bir taşar arkadaşlar. O yüzden de acilen aldım. Yukarıdan 2 tane aldım sanıyorum. Tam hatırlamıyorum. Burada pardon. Yukarıdan 1 tane aldım. Şuradan da 2 tane almış olmam lazım arkadaşlar. Yani dediğim gibi biraz önce işlere başlamıştım. Daha çok iş var. Alt yıkama bugün yapamadım. Yarına kaldı. Artık sadece kazıdım arkadaşlar. Bir de bunun yıkaması var ki sormayın, beni benden alıyor. Ama emek olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi lafı fazla uzatmadan hem çeklerin bir genel durumuna bakarız. Hem de şöyle bir toplama yapalım. Şimdi buradan arkadaşlar alınabilecek bir tane var. Gözüme kestirdim. Sen gel bakayım oğlum. Bu çok güzel bir kuş yalnız arkadaşlar. Maşallah diyelim. Gerçekten. Evet görüyorsunuz. Yani kuş ben buradayım diyor arkadaşlar. Güzel bir kırık. Tam böyle var ya. Konuşturmalık, alıştırmalık bir kuş arkadaşlar. İri de babasının kopyası. Gördüğünüz gibi. Fotoğraflarını da alayım. İsteyen olursa arkadaşlar kaçırmasın. Makul bir fiyattan gidecek. Gördüğünüz gibi bayağı da oyuncu. Evet. Evet arkadaşlar, yeşili koydum. Yeşil gerçekten çok oyuncu bir kuş. Yani isteyen olursa bunu kaçırmasın arkadaşlar. Bayağı hoş bir kuş. Yani diğer çeklerle arasındaki kalıp farkını anlıyorsunuzdur. İşte diyorum ya, jumbo kırık dediğimiz, İngiliz kırık dediğimiz bu arkadaşlar. Diğerleri çek modunda. Bu arada bakın anne saldırıya geçti arkadaşlar. Benim acilen şuradan yavru almam lazım. Acilen. Bağırtırı seslerini duyduğunuz zaman arkadaşlar tehlike vardır. Neden? Çünkü anne artık yumurtlamış arkadaşlar. Tamam diyor. Ben diyor daha fazla diyor. Bunu zibidilerle uğraşamam diyor. Mesela şu yuvalıktaki çok tehlikeli. Şimdi ne yapmış? Kremino'ya dalmış mesela. Şuna bir bakalım. Aslında biraz daha zamanı var ama sen biraz kalabilirsin. Sen biraz kal. Şu kremino'yu almam lazım arkadaşlar. Anne direkt kremino'yu hedeflemiş. Direkt bir saniye arkadaşlar. Hemen alıyorum. Arkadaşlar kuşları kurtardım. Gerçekten 3 tane aldım sanırım. 3 tane evet. 3 tane daha aldım arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi annenin sabrı kalmamış. Zaten yumurta dizmiş arkadaşlar. İçinde de yumurta var. Şu gördüğünüz erkek zaten kocası. Bir tane içeride bir albino dişi kaldı yavru. Onu da arkadaşlar daha sonra alırım. Çünkü çok küçük. Ona artık tolerans göstermesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar şu daha yeni şu kreminoyu haşat ediyordu. Hatta sırtından biraz şey koparttı. Böyle arkadaşlar. Hayvanların da bir sabrı var. Onları zorlamamamız gerekiyor. Yani hazır şeyken olmak gerekiyor. Hemen aşağı bakalım. Aşağıda bir tane yemyen kuş gördüm. Bakın arkadaşlar. Şu yavru yanmış. Bu yolma arkadaşlar. French Mold değil. Bu bir yolma. İnşallah iyileşir. Sağlığında bir sıkıntı yok. Maalesef arkadaşlar. Sonlara doğru. Annenin de bakın kanatlarında bazı kanamalar var. Kesinlikle bit yok arkadaşlar. Ama anlayamadım niye böyle olmuş. Acaba kavgaya falan mı tutuşmuş diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Evet. Buradan alınabilecek tek bir kuş var arkadaşlar. O da şu. Şu ikisi. Evet bunları almamız lazım. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bunları da aldık. Bir saniye. Şu yavruya bir bakım yapacağım. Şu küçüğe. Yumurtalar da gelmiş. Maalesef. Onda bir yolma var. Dişinin sabrı taşmaya başlamış. Şu iki kremino da hemen düşer düşmez almak zorundayım arkadaşlar. Dediğim gibi French Mold olsa dipleri siyah olur arkadaşlar. Zaten baktım. Hayvan yumurta dizmeye başlamış. Ama maalesef dişinin kanadında bazı kanamalar olmuş. Evet. Buna bir dikkat edeceğim. Herhalde biriyle erkekle kavga etti ya da ha o yavruyu yoldu. O yavrunun kanı kanatlarına bulaştı. O da olabilir. Bunlar yatıyordu arkadaşlar. Şey lesling. Albino lesling. Bir de gördüğünüz gri kanat. Oradan kafalar çıkıyor abuk subuk.
Bu takım bir kardeşime hayırlı olsun, o gidecek. Pazartesi alacak. Gayet güzeller arkadaşlar. Bir de az verdi sadece. Kıçında da yumurta mı oluşuyor, bana mı öyle geliyor? Olabilir. Kazmış. Evet. Yumurtlayacak bu. Belli. Evet. Hemen yana geçecek olursak, bu arada yavrularımızı göstereyim. Bıcır bıcırlar. Hemen yana geçecek olursak, burada arkadaşlar 6. ağzı tamamlayan kuşumuz, maşallah. Bir tane jumbo kaydırması var. Kalanların hepsi bunların arkadaşlar. Bir tane jumbo kaydırmamız var. Yok değil. Evet. Maşallah diyelim. Bu ağızdan sonra zaten imkansız. Yani gidecekler. Şurada arkadaşlar, maşallah. Buraya bir tane jumbo kaydırdım. Yine şu var ya, bir takım var. O takımın artık dinlenmesi gerekiyor ve yavruları baktırmıyorum. Direkt çıkartınca buraya kaydırıyorum. Güzel renk kuşumuz. Maşallah diyelim. İşlerini güzel yapıyorlar. Hemen burada bu takımımızı bir kardeşimize ayırtıldı. Arkadaşlar bayağı bir yavru var. Daha altlarında yumurta da var. Gördüğünüz gibi maşallah. Evet. İnşallah güzel güzel büyürler. Ki büyüyorlar da. Evet. Kaç yavru var saymadım da, 7 tane 8 tane olması lazım. Hemen burada arkadaşlar tepeli takımımız. Şöyle göstereyim. Bunların arkadaşlar yavruları büyüdü. 2 tane Japones tarzı bir şey çıktı. Bir tane mantolu var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Arkada bakın. Bir tane arkada mantolu tarzı bir kuş var. Bir tane perçemli çıktı. Kalanları normal kabak. Yani ben bunları tabii ki Japones demiyorum. Ama ve lakin bunlar da tepeli tarzı kuşlar. Yani Japones olması için bir kuşun arkadaşlar bana kalırsa çift kanat olması lazım. Ve çiçeklerinin düzgün olması, tepesinin de düzgün olması lazım. Öyle keltoşlu meltoşlu tepesi olmayacak kuşun. Evet. Bunlar da böyle göstermediğimiz. Ha, şunlara eş yapmıştım. Şunu alsam mı diye düşündüm. Şimdi şu kremino'yu güzel dön kremino. Aa, bu eli. Kanat tüyü de çıkmış bunu ya. Bunu alalım biz. Bunu alalım biz ya. Gel bak şimdi sen. Daha yem istiyorsun da. Ama yok. Alamayız. Kıç tüyü daha arkadaşlar oluşmamış. Daha oluşmamış. Yalnız şu spankle yanık gibi arkadaşlar. İnşallah düzelir. Ha, renk kuşunu eş yapmıştım. Bununla eş oldu. Bakayım. Yumurtluyor arkadaşlar. Yatıyor. Bu renk kuşundan rainbow gelme ihtimali var. İnşallah. Hemen aşağıda Texas'ımız ve Texas taşıyıcı erkeğimiz takılıyorlar ve yavrulara bakıyorlar. Gördüğünüz gibi iki yumurtamız, üçü dolu galiba. Burada arkadaşlar Kong'un çocukları da var. İno çıkarsa anlayacağım. İnşallah çıkar. Aşağıda bir dram oldu. Kötü oldu arkadaşlar. Maalesef rainbow erkeğimiz kırıldı. Hastalığı çok kötüleşti. İnanılmaz bir şey. Nazar mı diyeyim, ne diyeyim artık. Dişimiz tek başına yatıyor yumurtalar arkadaşlar. Maşallah diyelim. Sağ olsun Muhammed. Abi canını sıkma, hemen erkek getiriyorum dedi. Yani sağ olsun. Sağlam dostlarımız var arkadaşlar. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü kırmızı göz. Biraz şey olmuşlar. Kanatları falan biraz şeylenmiş. Onlara hemen bir banyo sağlamam lazım. Beyaz kuş çok çabuk kır tutuyor arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Beyaz kuşlar hızlı kır tutuyorlar. Bunları şu bölgeye alacağım. Yeni doğan çetesinin yanına. Evet. Buraya alırım. Evet. İnşallah arkadaşlar Allah daha ilerini severir. Bir maşallah derseniz sevinirim. Şöyle tutayım da. Evet. Vallahi arkadaşlar işte kuşların sabırları böyle. Bir anda taşar. Hiç güvenmeyin. O yüzden yeme düşen, yeme tıklayan kuşlarınızı bekletmeyin arkadaşlar. Dişi bir kere ağzına kan değdi mi de bunu devamlı yapar. Bakın şunların huyları güzel mesela. Bunlar hiçbir şey yapmıyor ama bir kere olsun. Bir kere şu dişi şeylik yaparsa
Bu arada bu diş yumurtlayacak ama biraz zor yumurtlatırım ben onu. Ha içeriye bakmadım. Bunun içerisini göstermedim. İçeride yavruları var arkadaşlar. İki tane daha yavru var. Gördüğünüz gibi bir tane pardon. Ah. İyi ısırdın ha. Songül 2. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bir kere öğrenirse yavru öldürmeyi anında tekrarlar arkadaşlar. Yani yavru öldürmeye bir kere başlayınca bunu vazgeçirmenin bir yolu yok. Sizin uyanık olmanız lazım. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Hatalara düşmeyin. Evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu video da böyle olsun. Güzel bir ino toplaması oldu. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Ha bu arada arkadaşlar like atarsanız da sevinirim. Yorum yaparsanız da sevinirim. Güzel yorumları yapanlar için çok teşekkür ederim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.